futbol olmadan asla kanalından hepinize merhaba Maç muhabbeti serimizin ikinci bölümü olan bu videomuzda İstanbulspor Galatasaray maçının detaylı değerlendirmesini yapacak ve Galatasaray’ın İstanbulspor karşısında gösterdiği performansı analiz edeceğiz. Videoya başlarken Haziran 2023’te çıktığımız YouTube yolculuğumuzda bize destek olmak ve sonraki videolarımızdan haberdar kalmak isterseniz aşağıda yer alan abone ol butonuna basarak kanalımıza ücretsiz biçimde abone olabilirsiniz. Maç muhabbeti başlıyor. Galatasaray maça tahmin edilen muhtemel 11 ile çıktı. Klasik kadronun dışında Nelson yerine Kaan Ayhan oynadı ve son haftalarda gösterdiği iyi performansla formayı kapan Ziyech yaşadığı hafif sakatlık, Davinson ve Endombele bu maç erteleme maçı olduğu ve maçın asıl tarihinde henüz lisansları çıkmadığı için statü gereği, Kazımcan ise sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. Öncelikle şunu söylemeliyim ki daha bir gün önce teknik direktörüyle yollarını ayıran, sezona kötü bir başlangıç yapmış ve işin doğrusu Galatasaray'la arasında kadro kalitesi anlamında devasa bir uçurum bulunan İstanbul Spor'a karşı çoğu Galatasaraylı gibi ben de kolay bir maç ve nispeten farklı bir skor beklentisi içerisindeydim. Ancak Galatasaray her ne kadar maçı kazanmayı bilse de oyun kalitesi olarak beklentilerin hayli gerisinde kaldı diyebiliriz. Bu videomuzda aslında biraz da bu performans düşüklüğünün nedenlerini sorgulayacağız. Adına rehavet mi diyelim, rakibi küçümsemek ya da maçı çantada keklik görmek mi diyelim? Son haftalarda üst üste oynanan maçların yorgunluğu mu diyelim? Ortada tek bir gerçek var, o da şu ki Galatasaray İstanbulspor karşısında yeteri kadar iyi değildi. Kaçan net fırsatlara rağmen, uzaktan çekilen etkili şutlara rağmen, istatistiklerde rakibine kurduğu ağır üstünlüğe rağmen ki birazdan ona da bakacağız, Galatasaray bu maçta yeteri kadar iyi değildi. Oysa karşıda tüm savunma kurgusunu Icardi'yi marke etmek üzerine kurmuş gibi görünen bir İstanbulspor vardı ve İstanbulspor gol bulmak adına tüm umudunu da Galatasaray'ın ileri çıkışlarda vereceği birkaç boşluğa bağlamıştı. İstanbulspor'un savunma kurgusunu Icardi'yi marke etmek üzerine kurduğunu ilk yarıdaki birkaç pozisyonda bile net biçimde görüyoruz. Örneğin maçın başlarında Mertens'in Tete'nin pası sonucunda kaleciyle karşı karşıya kalıp topu yandan avuta attığı pozisyon. Pozisyonun başlangıcına baktığımızda Icardi'nin etrafına konuşlanmış 3 İstanbul spor savunmacısı görüyoruz. Ve sağ tarafta açık vaziyette bekleyen devasa bir alan var. Nitekim Mertens tam olarak o boşluğa hareketleniyor. Tete'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve topu avuta atıyor. Benzer biçimde Icardi odaklı savunma anlayışını Icardi'nin attığı golde yine görüyoruz. Ceza sahasına hareketlenen Icardi ile birlikte onu yakın markaja almış iki İstanbul spor futbolcusu. Ceza sahası ön çizgisine kadar devam eden yakın markaj ardından Icardi'nin zekice fren yaparak kendini markajdan kurtarması ve topla buluşup zor bir pozisyon olmasına rağmen ustaca bir vuruş ve iki defans oyuncusu artı bir kalecinin arasından ince bir görüşle topu ağlara göndermesi. Icardi'yi Icardi yapan şeylerden biri de bu zaten. Katil içgüdüsü diye tabir edilen o birinci sınıf golcü meziyeti en zor pozisyonda bile kendisini gol atmaya en müsait noktaya getirir ve kusursuz bir bitiricilikle topu ağlarla buluşturur. Ancak bugün konuşmamız gereken şey Icardi'nin bu üstün meziyetleri değil. Onu zaten biliyoruz ve Galatasaray'ın bu savruk oyuna rağmen maçtan 3 puanla ayrılma sebeplerinden biri de Icardi'nin üstün meziyetleri. Peki sahiden gerek var mıydı penaltı pozisyonunda o riski almaya? Belli ki Kerem ve Icardi arasında daha önceden planlanmış ve çalışılmış bir organizasyondu. Ve işin doğrusu büyük ihtimalle de gol olacaktı. Bu pozisyona takılma sebebin penaltının kaçması değil. Cevabını bir türlü bulamadığım neden sorusu. Maç henüz 0-0 iken ve skor garantiye alınmamışken bunu yapmanın sebebi neydi? Anladım. Sebebi neydi ki? Bu ne lan şimdi? Sözün özü ben rakip kim olursa olsun, hatta skor garantiye bile alınmış olsa asla ödün verilmeyen oyun disiplininden yanayım. Galatasaray bu maçı kazandı. Çünkü arada kadro kalitesi anlamında devasa bir uçurum vardı ve tüm bu savruk oyuna zaman zaman baş gösteren disiplinsizliğe rağmen İstanbulspor Galatasaray'la baş edemedi ki doğal olan da zaten buydu. Mertens ve Kerem Demirbay'ın uzaktan çektiği harika şutlar da gol olabilirdi karşı karşıya kaçan pozisyonlarda. Yani Galatasaray bu etkisiz oyuna rağmen İstanbulspor'a farklı atabilirdi. Yaptığım tüm yorumlar skordan bağımsız biçimde tamamen oyuna yönelik eleştiriler aslında. Tüm bu eksikliklerin ardından gelin bir de maçın ve maç içerisinde ön plana çıkan oyuncuların istatistiklerine bakalım. Maçın genel istatistiklerinde Galatasaray'ın İstanbulspor'a karşı ezici üstünlüğünü görüyoruz. Topla oynamada %70'e %30, toplam şutlarda 16'ya 5, isabetli şutlarda 8'e 3'lük bariz bir Galatasaray üstünlüğü var. Pas arası ve kaçan büyük şanslarda da manzara farklı değil. Bu arada İstanbulspor'un çektiği şutlarda Galatasaray'ın defans hattında verdiği derin boşlukları da belirtmek lazım. İstanbul Spor'un yerinde daha etkili hücum hattına sahip bir takım olsa cezayı çoktan kesmişti. Daha etkili bir rakibe karşı Galatasaray bu boşlukları vermezdi zaten de diyebilirsiniz. Ama ben diyorum ki Galatasaray rakip kim olursa olsun oyun disiplininden ödün vermemeli. Başarının temel kuralının bu olduğuna inanıyorum. Oyun disiplini demişken bu kavramın kelime karşılığı olan adama bakalım öyleyse yani Sasha Boye. Boye geçen sezondan beri istikrarını asla bozmuyor ve takımın iyi oynadığı maçlarda Boye sahanın en iyi oynayan isimlerinden biri olmayı başarırken takımın kötü oynadığı maçlarda eğer bir kişi iyi oynamışsa o isim yine Sasha Boye oluyor. Takımın genel anlamda etkisiz bir performans gösterdiği İstanbul Spor Karşılaşması'nda Boye, Galatasaray adını sahanın belki de en iyisiydi. 90 dakika sahada kalan Boye 104 kez topla buluşurken %82 isabetli pas, %60 ikili mücadele kazanma, %66 isabetli orta ve 2 pas arasıyla oynadı. Sasha Boye aynı zamanda ikili mücadele kazanma sayısında Galatasaray'ın en iyi 4 isminden biri olmayı da başardı. Diğer 3 oyuncu Lucas Torreira, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu. Sözü toparlayacak olursak finalde biraz da olumlu şeylerden bahsedelim. Galatasaray son maçlarda güzel bir galibiyet serisi yakaladı ve daha da geriye gidersek geçen sezon deplasmanda kaybedilen Beşiktaş derbisinden bu yana tam 19 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Bu 19 maçta Galatasaray 16 galibiyet 3 beraberlik aldı. Galatasaray Süper Lig'in çok çok üzerinde bir kadro kalitesine sahip evet. Galatasaray oyunun sıkıştığı anlarda çözüm üretebilecek birçok kaliteli isme sahip. Evet. Galatasaray'da bu yüksek kadro kalitesinin ve 19 maçlık yenilmezlik serisinin de getirdiği büyük bir özgüven de var. Bu da gayet net biçimde görülüyor. Ama futbol kaliteli ayaklarla oynandığı kadar aynı zamanda bir kazalar ve şanssızlıklar oyunu. O yüzden ne kadar güçlü olursan ol, rakibin ne kadar zayıf olursa olsun, bir an bile disiplinden kopmadan oynanan oyun uzun vadede büyük başarılar getirir. Bir Galatasaraylı olarak mevcut kadro kalitesi beni de fazlasıyla heyecanlandırıyor. Ve yine bir Galatasaraylı olarak bu takımın bize izleteceği çok daha iyi performansları iple çekiyorum. Geldik videomuzun sonuna. Yaptığım yorumlar hakkında katıldığınız, katılmadığınız tüm yönleri videonun aşağısındaki yorum kısmından belirtebilir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayabilir. Sonraki videolarımızdan haberdar kalmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.